Bugün Yaşar Hocam'la prostat hastalıkları ve tedavileri üzerine konuşacağız. Dilerseniz hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Hocam, prostat nedir? Prostat erkeklerde sadece bulunan bir organdır. Mesanenin hemen dibine yerleşen, içinden idrar kanalının geçtiği bir organdır. Fonksiyon olarak görevi erkeklerde bulunan meni sıvısına bir miktar sıvı katkısı sağlıyor ve meni kanalları da bu prostatın hemen dibinden üretrayı yani idrar kanalını boşalıyor. 18 yaş yani ergenlikle birlikte büyümesine hızlıca başlayıp bir ömür büyümesine devam eden bir organımızdır. Peki prostat neden büyür hocam? Aslında bununla ilgili çok teoriler bulunmakta fakat dört örtü bu sebepten dolayı büyüdüğüne dair net bir bilgi yok. Fakat kesin olan bir şey varsa ergenliğe ulaşmadan önce testisleri alınan erkeklerde prostatın büyümediğidir. Dolayısıyla erkek hormonuna bağlı büyüyen ve gelişen bir organımızdır. Bu teorinin paralelinde yaş ilerledikçe kandaki testosteron yani erkeklik hormonunun bir miktar düşmesi, östrojen hormonunun yükselmesi bir etiyolojik risk faktörü olarak düşünülüyor. Yine yaşla birlikte prostat içindeki asıl testosteron daha efektif, etkili olan formu, dihidrotestosteronun yoğun bir şekilde bulunduğu gözlemlemiş. Bununla beraber hani bazı ailevi yani babasında, amcalarında veya dayısında prostat hastalığı olanlarda da prostatın daha erken görüldüğü, daha hızlı büyüdüğü gibi ailevi ve bazı çevresel risk faktörlerinde olduğu tahmin ediliyor. Peki hocam, hangi yaş gruplarında ne oranda büyüme meydana gelir? Prostatta aslında ergenlikle birlikte hızlı bir büyüme sağlıyor. O dönemde yaklaşık iki katına çıkıyor büyümesi. Ondan sonra da erkekler yaşadığı sürece bu prostat büyümesi de devam edecek. Klinik olarak yani bizim prostat şikayetlerini gördüğümüz yaş olarak gene de 40-50 yaşından sonra bununla karşılaşıyoruz. Yani kliniğe yansıyan hastanın şikayetleriyle bize gelmesi 50 yaşında yaklaşık olarak erkeklerin %25'inde prostat semptomları dediğimiz şikayetleri bulunuyor. Yaş ilerledikçe bu artıyor. Kabaca 70 yaşındaki erkeklerin aşağı yukarı yarısında prostat şikayetleri, 90 yaşında ise neredeyse %90'ında prostat şikayetleri bariz hale geliyor. Yani yaş ilerledikçe bunun görülme, semptomların artma şikayetleri de paralel bir şekilde artıyor. Peki hocam, BPH nedir? İşte iyi huylu prostat büyümesi, aslında İngilizce kelimelerin birleştirilmesine benign prostat hipertrofisi, yani kötü kanser barındırmayan iyi huylu et yağının büyümesi, gelişmesi ve idrar kanallarına baskı yaparak idrar şikayetlerini oluşturması olarak iyi huylu prostat büyümesi diyebiliriz kabaca. Peki belirtileri nelerdir? Prostat belirtileri aslında işeme ve depolama olmak üzere iki sınıfa ayırabiliyoruz. İşeme semptomları yani idrar kanalı bunun içinde geçtiği için siz bir musluğun bir tıkandığını yani giderin tıkandığını düşünün. İçinde herhangi bir birikmiş olabilir veya dışarıdan bir baskıyla bunun tıkandığını düşünün. Ne olacak? Kesik kesik idrar yapma, çatallı idrar yapma, rahat idrar yapamama hastaların, otururken hemen idrarını başlatamaması, veya idrarını ileri fırlatamaması, ince idrar yapması, tam idrarını boşaltamaması, ıkınarak idrar yapma, idrarını yaptıktan sonra da hala içeride idrar var gibi his oluşması hastada ve lavabodan kalktıktan sonra da iç çamaşırına idrarın damlaması. Aslında bu prostat olmadan da bazı kişilerde görülebiliyor. Biz bunu normal kabul ediyoruz. Fakat prostatın da bir belirtilerinden biridir bu. Bunun dışında mesanenin buna verdiği cevap olarak depolama semptomları dediğimiz yani bunlar da nedir? Gece sık idrara kalkma, gündüz aniden idrarın gelmesi, tuvalete koşarak yetişme, hatta bazen yetişmeden idrar kaçırma ve sık sık lavaboya gitme gibi belirtilerden oluşuyor prostat semptomları olarak. Peki hocam, tedavi hiç olmayan veya tedavisini ihmal eden insanların durumu nereye gider? Evet, kesinlikle bu hasta grubumuz dediğimiz gibi 50 yaşından sonra genelde yavaş yavaş giderek artıyor. Hastalar da bu yaşta yani ihmal edebiliyorlar. Bir de yavaş yavaş geliştiği için hastalar bunu kendine normal kabul ediyor. Yani sanki yıllar içerisinde bu şikayetler geliştiği için ihmal edebiliyorlar. Şimdi ihmal edince ne oluyor? Bu mesane ilk etapta
bu tıkamaya sebep olan prostatı aşmak için daha güçlü bir şekilde kasılmakta ve bu direnci yenerek rahat idrar yapmasını sağlamaktadır. Bu bir yere kadar hastayı aslında kompanze etmek amacıyla vücudun kendi geliştirdiği bir mekanizma. Ya yani bu da uzun sürerse bir yerden sonra mesela elastik bir balon gibidir. Gevşeyerek basınçlı bir şekilde idrar yapmayı sağlayan bir organımızdır. Bir yerden sonra bu bir nevi felç oluyor. Bunun felç olması, idrarda aşırı idrar birikmesi ve hastanın idrarını rahat yapmamasına bağlı olarak yavaş yavaş böbreklere kadar vurabilir. İçeride taş ulaşabilir. Yani böbrek yetmezliği ve bunun üzerinden kanda zehirlenme hatta ölüme kadar gidebilir ilerleyen safhalarda. Buyurun. O yüzden yani hastaların en azından 50 yaşından sonra bunu ihmal etmeden bir değerlendirmesini biz öneriyoruz. Her hele saydığım şikayetleri varsa mutlaka bir üroloğa görünmelerini tavsiye ediyoruz. Hocam peki bu saydığınız şikayetleri sadece iyi huylu prostat mı yapar yoksa başka hastalıklarda tetikler mi? Evet, güzel bir soru. Aslında bu şikayetleri erkeklerde alt üriner sistem semptomu dediğimiz bir kompleks bir rahatsızlık şeklinde zuhur ediyor. Erkeklerde özellikle 50 yaşından sonrası ilk aklımıza gelen prostat bundan dolayı oluşuyor. Ama bunun dışında idrar yolu enfeksiyonu, iltihabın olması, mesane içinde taş olması, bazen böbrekten çıkıp kanala düşen özellikle alt uca yani mesaneye yakın bölgeye gelen taşlarda da aynı semptomları görebiliyoruz. Sık sık idrara çıkma, ani idrar döküşü. Bunun dışında prostat olmaksızın erkeklerde üretral darlık yani idrar kanalı darlığı bir şekilde oluştuysa bu da aynen prostata benzer bir klinik tabloyla hastalar karşımıza gelebiliyor. Özellikle yaşlı popülasyonda bu hastalık olduğu için yaş ilerledikçe de kişilerde doğal olarak işte beyin, sinir hasarı, buna bağlı nörolojik bazı sıkıntılar olabiliyor. Mesanın aşırı çalışması herhangi başka bir sebepten veya az çalışması da prostatı taklit edebilmektedir bu semptom bazında. Hocam bu hastalıkların ayrımında ve BPH tanısında hangi tetkikler izlenir? Hastalar bize geldiğinde bu klinik tabloyu ayırt etmek için kesinlikle bazı tetkikleri yapıyoruz. Özellikle hastanın özgeçmişi, anamnezinden yapılan bir müdahale, darlık açısından, taş açısından, geçmişteki bir taş düşürme gibi geçmişte irdeliyoruz. İdrar enfeksiyonu açısından bir idrar tahlili yapıyoruz. İşeme testi mutlaka yapıyoruz. Hastalarda belki değineceğiz prostat kanseri çıkma ihtimaline karşı. Çünkü ilerleyen yaşta hem iyi huylu prostat büyümesi hem de prostat kanseri birlikte görülme insidansı ve miktarı artıyor. Bu açıdan da hastadan bir makattan parmakla rektal muayene yapıyoruz. PSA testine genelde bakıyoruz. İcap ederse tüm batın ultrasonu, böbrekleri, prostatı büyümesi, başka bir etken var mı yok mu bunu değerlendiriyoruz ultrasonik inceleme. Ve çok şüphede kaldığımız durumlarda yine sistoskopi dediğimiz kamerayla mesane içine girerek idrar kanalından prostatın büyüdüğünü, büyümediğini, kapattığı, başka bir sebebin tümör veya başka bir sebebin olup olmadığını araştırmak için sistoskopi de yapabilmekteyiz. Peki hocam, iyi huylu prostat büyümesinin tedavisini nasıl planlıyorsunuz? Aslında hasta bize geldiğinde tedavisinde önce bir şikayetlerini irdeliyoruz. Bu saydığım tetkikleri yaptıktan sonra eğer başka bir sebep yok ve prostat olarak tanıyı düşünüyorsak bir de IPS semptomu var. Hastayı sorgulama semptomu. Mesela bazı hastalarımız gece bir defa lavaboya çıkıyor ve bunu çok rahatsızlık olarak kendine algılıyor. Veya gündüz bir defa lavaboya gidiyor. Burada çok rahatsız olduğunu, bir iki defa aniden idrar sıkışması veya bir damla idrar kaçması kendisini çok rahatsız edebiliyor. Çok şiddetli semptomatik diyebiliyor. Bunu objektife etmek için IPSS skoru var. Semptom skorlarının 7 sorudan oluşan bir skorlama. Bunu doldurabiliyoruz. Veya kendimiz işeme testini görüyoruz. Yani değerlendirdikten sonra eğer hafif derecede ise şikayetleri hastayı hiçbir tedavi vermeden takip de edebiliriz. Orta düzeyde ise hastanın gene de ilaç tedavisi şiddetli düzeyde bir şikayet semptomu varsa hastada yine ya medikal tedavi yani ilaç tedavisi veya cerrahi tedavi önerebiliyoruz. Fakat genelde biz ilk etapta ameliyatı pek önermiyoruz. Hastalar da bunu hemen hemen istemiyor çoğunlukta. Önce bir ilaç tedavisi başlayıp gidişatı görelim. Sonra icap ederse ameliyatı da karar veriyoruz hastalara.
Prostat büyümesi yaşayan insanlara neler önermek istersiniz? Aslında yaşam tarzı değişikliği, bazı gereksiz ilaçların kesilmesi, özellikle gündüz iş icabı, mesela kamyoncularda bunu çok, taksi şoförlerinde görebiliyoruz, gündüz aktif arabada çalışanlarda sıvı kısıtlaması, egzersiz, acı, ekşi, baharatlı, iritasyon oluşturan bazı gıdaların azaltılması, kabızlık, kabız kalmamaları gibi bazı önerilerde bulunuyoruz. Fakat bunların hepsi genelde çok hastalara ciddi bir fayda sağlamıyor. Prostat tıkama oluşturduğu için mutlaka ilerleyen süreçte bir tedavi ihtiyaçları oluyor hastaların. Hocam, ilaç kullanması gereken hastalar için nasıl bir tedavi süreci planlıyorsunuz? Şimdi ilaçlarda da aslında az önce belirttik, hastalarda idrar şikayetleri ve depolama şikayetleri olmak üzere iki sınıfa ayırıyoruz. Genelde değerlendirdiğimizde hastanın tıkayıcı sebepleri ön planda ise alfa bloker dediğimiz, yani o prostatın tıkayıcı etkisini ortadan kaldırmak için düz kas gevşetici bazı ilaçlarımız var. Bunu veriyoruz ve genelde en çok kullandığımız ilaçlar bunlardır. Hastalar yıllarca bunu kullanabiliyor. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl bu ilaçla giden hastalarımız var. Depolama semptomlarında ani idrar, sık idrar çıkma, yetişmeden kaçırma, yani iritasyon ön planda olan hastalarda antikolinerjik denen bazı ilaçlarımız var. Mesane gevşeterek, rahatlatarak daha az çıkmasını sağlayan ilaçlar var. Malum bu yaşla birlikte erkeklerde cinsel sorunlar da ön plana çıkmakta ve artmakta. Bazen her ikisini birlikte bulundurduğu durumlarda 5-alfa reduktaz prostat büyümesine 5-alfa reduktaz inhibitörü dediğimiz bazı ilaçlar var. Bu prostatı küçülten ilaçtır. Yine cinselliğe yönelik ikisine iyi gelen bazı ilaç çeşitlerimiz var. Ve gece sık idrara çıkan hastalarımızda da bu sıklığı azaltacak, idrar miktarını azaltacak bazı ilaçlar var. Tekli başlayabiliyoruz bir hastaya. Şikayetin durumuna göre ikisi kombine edip birlikte başlayabiliriz. Üçlü başlayabiliriz. Biraz hasta bağlı ve hastanın şikayetine yönelik olarak bu ilaçları gene de duruma göre veriyoruz. Hı hı. Prostat ameliyatı ne zaman kesin gereklidir? Prostat yani yavaş gelişen bir hastalık olduğu için hastalarımız da ihmal edebiliyor. Biz de yani çok böyle pat diye kalp krizi gibi, bir bağırsak tıkanması gibi ani bir ameliyat ihtiyacı olmadığı için ve hastalar da yavaş yavaş buna alıştığı için hemen ameliyat istememektedir maalesef. Biz de yani ameliyat istemiyor bir hasta, hızlı bir şekilde cerrahi hiçbir cerrah önermiyor. O yüzden gene de takiple gidiyoruz. Fakat aşağıda sayacağım bazı sebepler varsa mutlaka ameliyatı düşünmek lazım. Bir, mesane artık idrarı tam boşaltamıyorsa, yani yüksek miktarda mesane içinde sıvı kalıyorsa, idrar kalıyorsa. Bu nedir? 150-200 cc'li, yani yarısından fazlası bir idrar kalıyorsa. İki, prostata bağlı kalan idrarın içinde, mesane içinde taş oluşmuşsa. Artık bu cerrahi bir müdahale gerektiriyor. Yine sık sık enfeksiyon geçiriyorsa hasta, iltihabi bir durum oluşuyorsa, prostat kanlı bir organdır ve çok ciddi, şiddetli bir şekilde kanama yapabilir. Böyle bir durum oluştuysa mutlaka ameliyat yapmak lazım artık. Bazen hasta idrarını hiç yapamayıp blok dediğimiz sonda takılıyor ve bir iki defa bu şekilde öyküsü varsa, hastaya sonda takıldıysa artık bu prostattan çok hayır olmayacak ve ameliyat gerektiriyor. Yine prostat büyümesine bağlı mesane içinde kalan idrar böbrekleri bozuyorsa ve bozmaya başladıysa artık bekletmenin bir manası yok. Bunu mutlaka ameliyat etmek lazım. Hı hı. Hı. Bu ameliyat peki hangi yöntemlerle yapılmaktadır? Prostat ameliyatları aslında yapılış yerine göre kabaca ikiye ayırıyoruz. Bir kapalı ameliyatlar, bir de açık ameliyat. Kapalı ameliyatlarda değişik teknikler var. Özellikle elektrik enerjisi kullanılarak üretradan, yani idrar kanalına girerek prostatın kıymık şekilde temizlendiği bir yöntem. Tur prostat diyoruz biz buna. Bir de açık ameliyatta özellikle 80-90 gramdan daha büyük olan prostatlarda göbek altında karın cildinde bir insizyon kesi yaparak kasları geçiyoruz, mesaneyi açıyoruz. Mesane içinden büyüyen prostat dokusunu portakal kabuğunun kabuk kalacak şekilde iç kısmında büyüyen bu et dokusunu elimizde tamamı enikle edip, yani kapsülden ayırarak çıkarıyoruz. Bir de son zamanlarda bu lazer teknolojisinin hızlıca ilerlemesi, büyümesi ve ürolojik sahaya girmesiyle birlikte lazer cerrahisi, bunun başında da şu anda bütün dünyada standart haline gelen HOLEP cerrahisi var.
Burada da her büyüklükteki prostatta kapalı bir şekilde yapılabiliyor. Yani açık olması gereken ameliyatlar dahi kapalı bir şekilde yapabiliyoruz. Hocam peki prostat ameliyatında risk söz konusu mu? Her ameliyatta aslında risk mutlaka vardır. Bir hastalarımız bazen haklı olarak soruyor, işte bu ameliyatın bir riski var mı? Yani her türlü risk olabilir. Enfeksiyonla tutun, başka bir sebeple narkoz alıyorsun. Mutlaka bir riski var. Yani hiçbir cerrah %100 bir garanti veremez yani bir ameliyatta. Prostat kanlı bir organ dediğim gibi, ameliyatın en büyük sıkıntısı da ameliyat esnasında veya sonrasında gerçekten ciddi bir şekilde kanamayla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden klasik kapalı ameliyatlarda ve açık ameliyatlarda mutlaka 2-3 ünite kan hazırlığı yaparak ameliyatlara giriyoruz. İcap ederse bunu transfüzyonu yapmak için. Cerrahiye bağlı olarak enfeksiyon gelişebiliyor bazen, iltihabi dokular. Daha sonra sondayı çektiğimizde hastalarda çok geçici bir şekilde idrar kaçırma olabilir. Teorik olarak idrar kaçırma çok olmuyor ama maalesef büyüyen prostat dokusu, idrar kanalını tutan kapı açıklarının hemen arkasında olduğu için, bu doku tamamen çıkarıldığı için özellikle büyük prostat dokularında geçici bir kaçırma olabilir. İdrar yanması olabiliyor ve yine bu prostat dokusu boşaldığı için orgazm esasında meninin mesene kaçması gibi bazı komplikasyonları var ameliyatın. Prostat ameliyatından sonra hastaların cinsel hayatı nasıl etkilenir? Aslında teorik olarak şimdi halk arasında karıştırılan bir durum var. Tam bilmedikleri için bazı hastalar kanser nedeniyle, prostat kanseri nedeniyle radikal prostat ameliyatı dediğimiz bir cerrahi geçirmişse, bunlar da sinirler kapsülün hemen dibinden geçtiği için ve bu ameliyata, yani kanser cerrahisinde kapsülle birlikte bu sinirler de alındığı için %70-80 cinselliği bitiyor hastalar. Fakat iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat ister açık olsun ister kapalı olsun, ameliyat olan hastalarda teorik olarak biz bunu yani cinsel hayatı ameliyat öncesi neyse ameliyat sonrası da aşağı yukarı budur. Çok etkilenmiyor. Fakat yine de bir cerrahi ameliyat geçiriyor hastalar, bir kan transfüzyonu gerekebilir, bir enerji kaynağı kullanılmıştır. Bir şekilde psikolojik de olsa bir miktar etkilenebilir. Ama iyi huylu prostat büyümesinde ameliyatlarına bağlı bir cinsel hayatın etkilendiğini çok görmüyoruz. Yani olsa bile çok minimal düzeydedir. Yine çok merak edilen bir soru var. Onu yöneltmek istiyorum size. Hocam, prostat büyümesi nedeniyle prostat ameliyatı olan bir hastada prostat kanseri gelişebilir mi? Evet, bu güzel bir soru gerçekten. Hastalar da bize soruyor. Şimdi, iyi huylu prostat büyümesi prostatın iç kısmından idrar kanalını geçtiği borunun etrafına büyüyen et parçasıdır. Bunu biz temizlesek bile prostat kanseri prostatın kapsülünden çoğunlukla gelişen bir habis tümördür. Yani uygun hastalarda bu içerideki bütün dokuyu temizlemiş olsak bile kalan prostat doku kapsülünden ve dokusundan kanser gelişebilir. Bu açıdan uygun hastalarda, yaşları da uygunsa, kanser gelişmesi açısından ameliyat sonrası uygun aralıklarla tekrardan takip etmekte fayda.